Merhaba arkadaşlar, Ece'nin Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere teknik bilgi olarak bu bulut figürünün nasıl çalıştığını anlatmak istiyorum. Bu figürü değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Bebek hırkalarında, bebek yeleklerinde, battaniyelerde, yastıklarda, bebek odasında dekoratif amaçlı her yerde kullanabilirsiniz. Bugün bu bulutu ben size Tunus işi tekniğiyle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Tunus işi olarak yaptığım bir yandan düğmeli yeleğin üzerine bulut çalışması yapmam gerekiyor. Bu çalışmayı yaparken de size pratik bilgi olsun diye bu figüre daha kolay ulaşabilmeniz için ayrı bir video halinde sizlere sunmak istedim. Yapacağınız bulutu ne renk yapacaksanız o ipe ihtiyacımız var. Tunus işi tığa ihtiyacımız var. Numara önemli değil arkadaşlar. 3, 4, 5 kaç numara tığınız varsa onu kullanabilirsiniz elinizde. Ben bugün beyaz üzerine mavi bulut çalışacağım. Mavi bir ipe ihtiyacım var. Bulutumuzun yapımına geçelim. Bulutu yapmak için 20 adet ilmek yapıyoruz arkadaşlar. Onun için başlangıçta 20 adet zincir çekelim. Bakın 1 2 3 4 8 19 ve 20. Bakın 20 tane zinciri çektim. İlk gördüğüm zincirden bir ilmek çıkardım. Tığın üzerine 20 adet ilmek alıyoruz. 20 zincir çekmiştik. Her zincirden birer ilmek çıkartarak 20 adet ilmeği tığın üzerine alalım. Düz alıyoruz. İkinci sırada haroşa yapacağız. Bakın son ilmeği de aldım. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmeği çekiyoruz. Burası bulutun taban kısmı oluyor. İkinci sıraya geçiyoruz. İkinci sıraya geçmek için bakın şu şekilde haroşa yapıyorum ve gizli arttırma yapıyorum. Gizli arttırma yapmak için bakın burada haroşa yaptığım ilmeğin iç kulakçığından bakın diğer kulakçığından alıyorum. Bir haroşa daha yapıyorum. Bir ilmekten iki haroşa yapmış olduk. Takip edenleri haroşa olarak devam ediyorum. Sıra sonunda da bir arttırma işlemi yapacağız. Bakın hepsini haroşa olarak alıyorum. Sıra sonuna 2 ilmek kalasıya kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın sıra sonunda 2 ilmek kaldı. Bu ilmeği de haroşa yaptım. Gizli arttırma yapacağımız için bakın bu haroşa yaptığım bu ilmeğin bakın bunu benden taraftakini haroşa yaptım. Diğer tarafta da bir ilmek görünüyor. Onu bakın şu şekilde alıp haroşa yapıyorum. Gizli arttırma yapmış olduk. Son ilmeği düz olarak tığa takıp düz örgü yapıyorum. Şimdi hepsini çekelim başa kadar. Bakın bir sıra haroşayı yaptık.
İkinci sıraya geliyoruz. İkinci sırada tekrar arttırma yapmak istiyorum. Bulutumuzun şekli düzgün dursun. Bakın şu şekilde ilk haroşa yaptım. Yine bakın burada bu haroşa yaptığım ilmeğin diğer tarafındaki kulakçığa bir haroşa daha yapıyorum. Sadece baştan ikinci sırada, sondan ikinci sırada bu arttırma işlemini yapıyorum. Takip edenleri düz haroşa tekniğiyle devam ediyorum. Bakın geliyorum sıra sonuna. Sonda 2 ilmek kaldı bakın. 2 ilmeği bakın normal şu gördüğüm ilmeği haroşa yaptım. Aynı ilmeğin bakın diğer tarafında görülen şuradaki şu ilmeği de bir haroşa yapacağım. Bakın şu şekilde alıyorum. Bir haroşa daha yapıyorum. Son ilmeği de düz yapıyorum. Hepsini çekelim başa kadar. Artık arttırma işlemi yapmıyoruz. Düz haroşalara iki sıra yapalım. Bakın bu şekilde hiç arttırma yapmadan bütün ilmekleri haroşa olarak iki sıra yapalım. Bakın iki sırada düz haroşa yaptım. Bir, iki sırada birer tane arttırma yaptık. İki sırada düz yaptım. Şimdiki sırada da kesme işlemi yapacağız bu yanlardan. Bulutumuzun bu kenar kısmı biraz yuvarlak şekil alsın diye. Bakın kesme işleminde yine şu şekilde bakın içinden geçirdim. Tekrar gösteriyorum. Bakın şu ilmeği içerisinden ikinci ilmeği bakın geçiriyorum. Tek ilmek görünümü veriyorum. Ona haroşa yapıyorum. Bakın hiç belli olmuyor. Takip edenleri haroşa olarak yapıyoruz. Sonda 3 ilmek kalasıya kadar. Bakın sonda 3 ilmek kaldı. 1, 2, 3. Burada da aynı şekilde başta yaptığımız gibi bakın şu ilmeğin şöyle göstereyim. Bakın şu ilmeğin içinden diğer ilmeği geçiriyorum. Orada bir ilmek oldu. İpi bu tarafa alıyorum. O ilmeği haroşa yapıyorum. Son ilmeği de düz alıyorum. Hepsini çekelim. Bir sonraki sırada tekrar bir kesme işlemi yapacağız. Başa kadar çekiyorum hepsini. Bakın bu sırada tekrar bir kesme yapalım. Şu ilmeğin içerisinden diğer ilmeği geçiriyorum. Gizli kesme yapıyoruz arkadaşlar bunu. Onu orada bırakıyorum. Bakın ipi bu tarafa alıyorum. O ilmeğimi haroşa yapıyorum. Takip edenleri sonda 3 ilmek kalasıya kadar haroşa yapıyorum.
Bakın sonda 3 ilmek kaldı. 1, 2, 3. Aynı şekilde bu 2 ilmeği bakın birbirinin içinden geçirdim. Tek ilmek haline geldi. 2 ilmek kaldı bakın sonda. Sonra bakın bu ilmeğe takıyorum. Haroşa yapıyorum yine. Son ilmeği düz yaptım. Başa kadar çekelim hepsini. Bakın kenar kısmında bir yuvarlak elde etmiş olduk böylece. Arttırma yaptık, düz yaptık, kesme yaptık. Şimdi artık yuvarlak kısmını verdireceğiz bulutumuza arkadaşlar. Yuvarlak kısım içine bakın. Kaydırma tekniği uyguluyorum. Yine başta bir kesme yapalım. Daha düzgün durur. Şu şekilde bir kesme yapıyorum. İlmeğin içerisinden geçiriyorum. Kaydırma tekniği yaptım. Bakın kaydırma tekniği yaptım. Kaydırma tekniği yaptım. Baştan 4 tane kesmiş olduk. Sonda da 4 ilmek kalasıya kadar haroşa örelim. Bakın 1 2 4 Son ilmeği düz yapıyorum. Hepsini birer birer çekiyorum bakın. Şimdi artık bundan sonra hep kesme yapacağız. Aynı şekilde bakın kaydırarak içinden geçirdim. Haroşa yaptım. Diğerini düz haroşa yapıyorum. Sonda 3 ilmek kalasıya kadar aynı şekilde devam ediyorum. Bakın sonda 3 ilmek kaldı. İkisini geçirdim. Tek ilmek yaptım. Haroşa yaptım. Bakın şu şekilde düz yaptım. Çekiyorum. Bütün ilmekleri çektim. Tekrar kesme işlemi yapıyoruz. Sonda 3-4 ilmek kalasıya kadar bu şekilde kesmeleri yapalım. Bulutun üst kısmında yuvarlak bir görüntü elde edeceğiz bu şekilde kesmelerle. Bakın sonda 3 ilmek kaldı. İlmeği ilmeğin içinden geçirdim. Tek ilmek yaptım. Ve haroşa yaptım. Son ilmeği düz yaptım. Bakın. Hepsini çekiyorum. Tekrar yine bakın. Kestim. Haroşa yaptım. Kestiğim ilmeği. Haroşa yaptım. Haroşa yaptım. Artık burasını da bitirdik. Bakın bulutumuz yuvarlaklı bir şekil elde ettik. Şimdi artık bitiriyoruz bakın. Kaydırma tekniği yaparak bu şekilde yapıyorum. Kaydırıyorum. İlmeği ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Yapıyorum. Kaydırıyorum. Bakın son ilmeğe geldim. Kaydırdım. Geldim. Bu kenar kısmında bu şekilde kaydırma tekniği yaparak bu başladığımız noktaya kadar yapalım. Bakın şu şekilde kaydırma tekniği uygulayarak yapıyorum. Buraya geldik. Burada da aynı şekilde şu ikisini bir alalım. Düzgün bir görüntüsü olsun. İlmekleri kapatma tekniğiyle kapatıyorum. Bakın yanlarını yapıyorum şimdi.
Kenar kısmı düzgün duruyor bu şekilde kapatma tekniği uyguladığımız zaman. Ve başladığımız noktaya geldim, bitirdim. Bulutumuzun örgüsünü bitirdik. Kiplik çalışması yapmak istiyorum üzerine de. Onun için siyah bir ipe ihtiyacım var. Ve iğneye ihtiyacım var. Hemen hazırlıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu buluta kiprik yerlerini belirlemek istiyorum. Kiprik çalışmasını yapmadan önce. Bakın şu şekilde ipler alabiliriz. İşaret iğneleri de kullanabilirsiniz. Hemen takıyorum. Tam orta noktasını alırsak eşit olsun diye bakın şu kısımdan bir işaret yapayım. Şu hemen bu taraftan da bakın eşit bir orantı olacak yerden şuraya bir işaret yapıyorum. Bu da diğer kipriğimiz için. Bunu hemen bakın şuradan kipriğin enini ayarlıyorum. Bir işaret takıyorum. Bu tarafa da aynı şekilde bak hemen aralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek bırakmışım. Burada da aynı şekilde şuraya bir işaret takıyorum. Kiplik çalışmasını bakın birisi bu noktada olacak, birisi bu noktada olacak. Hemen siyah iplik takıyorum iğneye. Siyah ipliği taktım bakın. Bir düğüm atıyorum uç kısmına. Bulutumu alıyorum. Bu arka noktasını çeviriyorum. Bu kipriğe ilk başlayacağımız bu iç kısımdaki bölümden bakın. Şu şekilde bir bağlıyorum, bağlantı yapıyorum. İlk işareti yaptığım noktaya şu şekilde iğnemi takıyorum. Onu çıkartabilirim artık. Bakın buraya yuvarlak bir şekil verdireceğiz kiprik görüntüsü elde edebilmek için. Tepe uç noktası şurası olması lazım. Göz kararı ayarlıyoruz onu. Bakın şu bir ilmek atladım. Buraya kaydırarak bakın bir sonraki ilmeğe geçtim. Tekrar geriye dönüyorum. Bakın şuradaki şu atlamış olduğum yere batıp çekiyorum. İpi iki katlı yaparsanız biraz daha dolgun bir kiprik olur. Acele etmemek gerekiyor bunda arkadaşlar. Bakın geriye batıyorum. Alttan götürüyorum. Bir ilerideki ilmeğe battım. Artık şu işareti çekebilirim. Aynı sırada olmasına dikkat edelim bu başlangıçların. Ve bitirdim bakın. Şekil olarak verdikten sonra kipriklerini de yapabiliriz. Yuvarla bakın bir yuvarlak şekil elde ettim. Şimdi bunun bu bakın ilk birleşim yeri var. Bakın şurası iki iğnenin birleştiği yer var iğne ile
atladığımız yerler. Onun ilkine şu şekilde batıyorum. İkisinin ortasındaki boşluğa bir ileriye batıyorum bakın. Bakın bir göz kararı ayarlıyoruz onu battığımız noktayı. Kiprik yapacağız buraya. Kipriğin uzun da yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Bir sonraki bakın buradaki iki iğnenin arttığımız iğnenin birleşim yeri var. Oraya şu şekilde batıyorum. Karşısına bakın. Göz kararı battım yine. İki bir iğnenin birleşim yeri var. Bakın iğne atladığımız yerlerin. Oraya battım. Bu şekilde kiprik görüntüsünde veriyoruz. Siz bu kiprik uzunluklarını daha da uzun tutabilirsiniz. Kız çocuklarında daha uzun tutulması daha gösterişli yapıyor. Bu erkek çocuk olduğu için bu yeterli. Bakın bitirdim. Bakın bir tanesini yaptık. Şimdi diğerini yapacağız. Diğeri için de bu diğerine başlamak için işaret yaptığımız yere batıyorum. Aynı bu sayıda ilmekler atarak aynı şekilde bunu da yapıyoruz. Kiprik yapacağımız için bu iğne attığımız yerlerin eşit sayıda olması gerekiyor. Bunda kaç iğne yaptık? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iğne yeri yaptık. Bunda da aynı şekilde 7 iğne yeri yapmamız gerekiyor. Simetrik durmaz yoksa kipriğin birisinde sayısı az olur, birisinde çok olur. 1, 2, 3 yaptım. Bakın 4 yaptım. 5 yaptım. 6.'yı batıyorum. 6 yaptım. İşareti çekebilirim. Ve 7'yi yapıyorum bakın. 7. kiprik yerini yaptık. Sayılarını eşit yaptım. Şimdi aynı diğerinde yaptığımız gibi buna da kiprikler yapalım. Şekil olarak hepsi sizin tercihinize kalıyor arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız o şekilde bu bulutun üzerine çalışma yapabilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Ve bitirdim bakın. Bakın ikisi de birbirine eşit oldu. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Simetri olarak da birbirinin aynısı oldular ve bitirdik. Bunu burada kapatıyorum. Sağlamlaştırıp kesiyorum. Bulut çalışmamızı da burada bitirmiş olduk bakın. Bu bulutu çalışmasını her şeyde uygulayabilirsiniz. Bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında, berelerin üzerine, battaniyelerin üzerine, yastıkların üzerine, bebekle ilgili her yere uygulayabilirsiniz. Dekor amaçlı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.